Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi Volvo ile beraberiz. Yeni bir video yapacağız. Farklı bir kariyerle beraberiz arkadaşlar. Farklı bir konsept diyeyim ben daha doğrusu. Bugün Volvo FM X ile beraberiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 500 beygirlik. Daha sıfır, tazecik, yeni çıktı. Ve görmüş olduğunuz gibi hiçbir şey yok. Hep beraber yapılandıracağız. Şöyle güzel bir yol rotamız olacak. Güzel bir rota ile beraber gireceğiz. Böyle içini de şöyle bir çıtın tanıtayım. İçi bu şekilde. Araç modlu bir araç. Tek sıkıntısı direksiyonla ön konsolun olduğu yer uyuşmuyor. Şöyle göstereyim. Biraz yamuk duruyor sanki. Ama onun haricinde bayağı bir çılgın efsane şeyler var. Onları sizlere tekrar göstereceğim. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için bildirimleri açarsanız sevinirim. Aracımızı şöyle bir çalıştıralım abi tekrardan. Aracımız bu şekilde. Öyle basabiliyoruz abi. Önce bir çalıştıralım. Dışarıdan sesi bu şekilde. İçeriden de bu şekilde. Şöyle önden bakış açılı. Bu kadar kaldırabiliyoruz. Bu kadar da basabiliyoruz. Arkayı da şöyle basalım abi. Oh. Yerlerde gitmeyi seviyoruz. O yüzden şimdiden keyifli izlemeler arkadaşlar. Böyle ayarlara gideceğiz. Ayarlarda güzel bir yapılandırma yapalım. Aracı bayağı bir tanıtacağım sizlere. Araca da sahip olmak için linkini unutmazsam koyarım. Oradan indirebilirsiniz. Eğer unutursam Discord'a gelip oradan da sorabilirsiniz. Sıkıntı yok. Böyle çıkalım yolumuza abi. Efsane bir rotadayız yine. Buralarda da sürekli karıştırıyorum ama umarım karıştırmam. Şöyle buradan solda mı gösteriyor? Direkt karşıda gösteriyor bana. Ama nerede tam bilmiyorum. Şuradan şöyle yapacağım abi. Sıfırla bir gitmek istiyorum. Girişin çünkü çok karışık buranın. Buradan böyle değil. Şurada olması lazım ayarlar, aynen. Buradan şöyle gireceğiz. Aynen, biz soldan gireceğiz abi. Şöyle soldan ver abi de. Solda biraz yansıma var sanki camda. Diğer camda var mı bilmiyorum. Ona da bir bakalım. Aynen, onlar da var. Perde gibi duruyor. Nedenini bilmiyorum. Moddan dolayı olabilir. Yani perde göstermeye çalışmış da olabilir. Arkadaş nasıl bir şeyler yaptıysa. Aç kapıyı Veysel Efendi. Şöyle geldik ayarlarımıza. Erdal Kaya'nın oraya geldik. Öyle çekicimizi yapılandıralım abi. Aracımız bu şekilde. Görmüş olduğun gibi. Hiçbir değişiklik yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Aynen bu şekilde. Şöyle boş haliyle dolu halini size gösteririm. Şöyle kabine girdiğimiz zaman 3 ayrı kabini var. Die Cup, Speed Cup, Global Cup. Yani büyük, küçük, orta diye geçiyor büyük ihtimal. Geniş. Şu en yüksekler olan. Biz şu an en yüksekleri geniş olandan yapacağız. Şöyle göstereyim. Şase bu şekilde. 4x2, 4x4 olarak geçiyor. 6x2. 6x2 yine. Alex bir şeyler yazıyor ama anlamıyorum. Onun için bir şey diyemem. Sonra 6x4, 6x6'ya geçiyor. Bütün tekerleri 4x4 gibi 6x6 yapıyor. Biz şu an tek teker, tek dingil olarak söyleyeyim, 4x2'yi kullanacağız. Ve motorlara geldiğimiz zaman 500 beygir var. En yükseğe 540'mış. Şu an bizde 500 var. Şöyle 540'a çekelim. Biraz daha şekilli dursun. Zaten Volvo denildiği zaman akla gelen motor, şanzıman ve ağırlık geliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar.
Ve bayağı bir şanzıman olayları var. Yani hiç anlamıyorum ama çok çok fazla var. Retarderli yapacağım ben. En alttakini seçeceğim. Yani normal yük, ağır yük. Sağ tarafta görüyorsunuz zaten. Yükselişlerini. Mesela bu şekilde aldığımız zaman hepsi 12. Bayağı bir yükseliyor. Ağır yük olayına falan giriyor. Yani şu Istil doğal diye bir şey geçiyor. Onu yapacağım ben. Şunlara da bakalım. Bunlar da 12 çarpı 2 diyor. Yani bunlar da çok yüksekmiş. Yani şunu yapalım ya. Bu daha iyi. En yükseğini alıyor zaten. İç kabine geçelim. İç kabini bizi karşılayan standart var. Özel var. Yani Volvo'nun aynısı. Hiçbir değişik yok. Orijinalin birebir aynısı. Yani bu bizim için sağ tarafa geçiyor, sol tarafa geçiyor. Yani bizi karşılayan özel biraz daha güzel. Özel UK diyor. UK de sağ tarafa geçiyor yine. Gelelim rengine. Renginde fazla bir değişiklik var mı abi? Yok, özel renk var. Normal mavi var. Şöyle bravo var, bej rengi. Yeşil. Yellow demiş ama yeşil. Fıstık yeşili tarzında Black Grey demiş. Oo, şu yeşil bayağı bir güzel durdu ha. Neyse, başka var mı? Şöyle sarı. Yani şu renk turuncu da olabilir. Özel renk, 3 renk verebiliyorsunuz. Ya yani benim hoşuma şu gitti. Onu yapmak istiyorum ben. Şöyle aksesuarlara geldiğimizde bayağı bir aksesuarlar karşılıyor biz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çakar lambaları 4 tane standart. Şu 2 tanesi DLC, bilginiz olsun, sizde çıkmayabilir. DLC olmayanlar da. Şöyle görmüş olduğunuz şöyle birkaç tane modları var. Şöyle ışıklar var. Işık çubukları. Bu şekilde şunlar var. Ama biz şunu tavsiye ediyor bize. Onu yapabiliriz. Evet, tunik alplegin şeyi. Yani bu şekilde ışıklar takabiliyorsunuz. Bayağı bir ışık çeşitleri var. Onları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu tarafa bir korna, tamam mı? Bu tarafa da bir korna. Şu ön tarafa birer tane ışık koyacağım şu şekilde. Bu olmadı. Biraz şey duruyor, farklı duruyor. O yüzden oraya büyük ihtimal algılamıyor herhalde. Aynen. Şöyle yapalım abi. Arka tarafı kaldıralım. Aynen. En ön tarafına koyacağım. Aynen. Şöyle diğer tarafı da kaldırdık mı? Aynen. Çok fazla seçenek olduğu için biraz karıştırıyor. Yani inip de yapabilirsiniz onu. Mesela şöyle göstereyim. İndiniz. Buradan gösteriyor mu? Aynen. Şu şekilde yaklaşırsanız biraz daha güzel olabilir. Bilginiz olsun. Ben şu şekilde yaptım. Yani benim için ideal. Şu ön taraflara falan gerek yok. Bayağı bir güzel. Muazzam bir duruş verdi zaten. Tepe lambasını yapmayacağım. Güneşlikler bir tane. Bir tane güneşliği var. Şöyle ön aynası bir tane. Yan aynalara geçelim. Yan aynalar da bir tane. Bayraklar biz DLC. Normal yan ayna da bir tane koymuş. Boyalı boyasız olarak var kapak kolları. Şöyle lastik ön çamurlukları vermiş. Boyalı ve boyasız olarak. Boyalı bir şekilde yapalım. Sonra arka AdBlue'nun. Sonra yan direktörler var. Normal şu şekilde var. Normal kısa olanlar var. Şöyle for stop diyor. En yükseğini seçelim. Tepe direktörü şunu kaldırttırıyor. Sıkıntı. Neyse, kaldıralım abi. Tepe direktörleri şu şekilde bayağı bir güzel duruyor. Geniş ve büyük açılı. Onu tekrar koyalım. Şunu koyduruyor bize.
Onistol diye bir şey var. Onu koyduruyor. Neyse sıkıntı yok. Şu yanlara şey koyabiliriz. Şöyle tepe lambası. Kornaları şöyle yana koyabiliriz. Normalde Volvo'da yana koyma yok diye biliyorum. Ama yana koydurmak için mod vermiş bize. Üstüne bir şey koymayacağım. Yani şu çakarı falan eklemeyeceğim. Tamam. Bu şekilde kullanabiliriz. Güzel oldu bence. Yani yan direktörlerle falan tepe direktörleri deflektörü daha doğrusu öyle söyleyeyim. Kapı kollarında yok ya. Sade dursun. Kendi boyasında. Actros o ayrı. Yine şeylerde bir sıkıntı yok. Burada jantlarda bir şey eklememiş. Şunu yapalım. Bu rengini de yeşil yapalım abi. Tamam mı? Uysun biraz. Açığa doğru gidersek. Yok. Yani şunlardan koyalım. Sonra şunlar boyalı olsun. Arka çamurluk komple boyalı yapalım. Jant lastikte bir değişiklik yok zaten. Şunu da değiştirelim. Tamam. Şimdi yan eklenti yok. Araca yan eklenti vermemiş. Rear port. He şu stoplara demir ekliyor. Stopları değiştirebiliyorsunuz. LED ve normal olarak. LED'i kullanalım biz. Arka parçalar Volvo'nun yine çamurlukları, normal çamurlukları. Onu vermiş. Şu altta bir şey var. He, ön paspas. Şuradaki paspasları veriyor. Akbulu'nun. Burada bir şey yok dedim. Bayrak. Ön tarafına gelelim. Normal xenon ve diğer farklı olarak 3 çeşit farı var. Xenon farlarını kullanalım. Normal boyalı olarak standart var. Ön şu demiri. Yani bu şekilde de bayağı bir güzel durdu. Sonra şuna gelelim abi. Ön tampon demiş. Ön tampon siyah ve boyalı hali var. Yani hepsini boyalı yapalım. Biraz daha boyalı hale geçsin. Şu ön tarafını yine boyalı yapıyor. Eski kasa Volvo olduğu için biraz daha gösterişli, duruşlu, güzel duruyor. Şöyle ışıklandırmalarımız var. Onları takabilirsiniz. Yine ön ışıklarına demir ekleyebiliyor. Izgara. Yine ön panjuru boyalı ve boyasız olarak kullanabiliyorsunuz. Biz boyalı olarak kullanalım. Hepsini boyalı yaptık. Deflektörler, yanlar, yan deflektörleri ekleyebiliyorsunuz. Araç biraz BMC'ye benziyor. BMC'den tasarlanmış gibi ama güzel durmuş. Ön cam çerçevesi şöyle boyalı olsun abi. Tamam, şunları ekledik mi? Euro 6. Nereye ekliyor onu? Allah Allah. Ha, şuraya. Şuraya logo ekliyor. Görmediğimiz yerlere. Ha, şunları ekliyor. Şuraya bir tane eklenti ekliyor çamurluğa. Onu da ekleyelim. Görmediği yerlere. Bunu nereye ekliyor abi? Ha, şu yanlara ekliyor. Yanlara ek ekliyor. O da güzel. Bunları ekledik. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Aynalar kaldı herhalde. Ön aynaları değiştirebiliyor muyum? Yok, ön aynaları değişmiyor demiştim. Sonra başka değiştireceğimiz yerler. Şuraya tepeyi yaptık. Şu zaten desen yine aynı. Keşke şu tepeye de desen yapsaymış, güzel olacakmış da. Şunlar biraz içe giriyor. Bilginiz olsun. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Bunu boyalı yaptık. Alttakini de boyalı yapalım abi. Alttaki metal olan krom olarak gözüküyor. Şasi yine aynı. Ekstra bir şey var mı burada? Yok.
Ekstra eklenmemiş. Kendi modlarınızda ışık varsa onları ekleyebilirsiniz. Yani ben de şu an kendi ışıklarım var. Onları kullanabiliyorum. Bu modları dediğim gibi unutmasam eklerim. Eğer unutursam Discord adresine gelip isteyebilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Aracın yapılandırması bu kadar. İçerisine geçelim. Şöyle Sarkan eşyaları normal kendi orijinal olarak. Bizim kendi yaptıklarımızda. Perdemizde bir şey var mı? Yok. Perde eklemeyeceğim. Tepesi zaten aynı. Ön ışık aynı. Şöyle aksesuar paneline geldiğimizde ekstra bir şey vermiş mi? He, şunlar gelmiş herhalde. Tam bilmiyorum ama. Bende Megapack var. Megapack'i kullanıyoruz. Şu araba güzel mesela. Şu dursun. Yani buralarda bir şey gelmemiş. Şöyle Volvo atarım oraya. Güzel. Buraya ekstra şey istiyor. Şapka falan filan. Şöyle Krone'nin şapkası dursun orada da. Çantamız var. Su şişesi falan ekleyebiliyorsunuz. Tepelere bir şey ekliyor mu? Yok. Direksiyon özel ve normal olarak değişiyor. Yani biz standartını kullanalım. Biraz iç tarafı da güzel dursun. Yani aracımız bu kadar. Onaylayalım. Şöyle tamire de girelim. Aracın sesi bir tık değişmiş sanki. Farklı bir kornası. Çakallı bir kornası. Saçma bir korna var şu an. Ama sıkıntı yok. Şöyle bayağı bir güzel bir yol buldum ben arkadaşlar. Şurada topraklı bir yol var. Orayı seçeceğim. Hatta direkt oraya ışınlanayım. Tamam mı? Sıfır kamerasıyla gideceğim. Hiç uğraşmayacağım arkadaşlar. Öyle gidelim abi. Aynen şuraya inelim bir. Burada yükümüzü alalım. Bu bayağı bir güzeldi bura. Burayı ilk başta buraya indim. Şöyle inelim abi. Şimdi serbest çalış diyelim. Bir tane güzel bir yük bulalım. Oo. 51 dakika 1 saat. Yani bunu çekemez. Şunu alalım. Yani gerçi 15 ton da. Neyse alalım. Gittiğimiz yere kadar. Çok fazla zaten gidemeyiz. Yükümüzü alalım abi. Aynalarında bir sorun var mı? Aynaları falan bayağı bir güzel. Aynalarında hiçbir sıkıntı yok. Böyle sağa sola aynalarına bakayım. Yine küçük bir aynamız var zaten. Modlu. Her zaman kullanıyorum. Şöyle. Nerede abi bu yükümüz? Ha şurada. Sağ tarafta kütük animasyonları var. Güzel olmuş. Şöyle girelim abi. Gel 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 gel. Yavaş 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 yavaş. Takalım. Bütün her şeyini bağladı. Yalnız arkayı kaldıralım. Kaldır kaldır kaldır. Ön tarafı basabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Şimdi rotamız belli. Şundan kapatalım abi. Şununla işim yok. Küçük aynamız falan her şeyimiz hazır. Normal ışıklarımızı da yakalım. Yükümüz bu şekilde. Aracımız böyle. Şurada hatta şöyle bir sıfır kamerasıyla size göstereyim aracı. Bayağı bir güzel olmuş. Bayağı bir beğendim. Böyle bir tane de fotoğraf alayım.
Şöyle güzel duruyor. Yükümüzü artık götürebildiğim yere kadar, aşağıya kadar indiririm. Otobana çıktıktan sonra ayarlarız. Bakalım nereye kadar götürebiliyoruz. Gittiği yer nereye kadar hiç bilmiyorum. Şöyle bir kapımızı açtıralım abi. Ufaktan bir çarptık. Kapatalım abi tekrardan. Hadi bakalım şöyle bir güzel bir rotadan çıkalım. Umarım yolları beğenirsiniz. Yine Grand Utopya'dayız arkadaşlar. Bu arada yükümüz lastik tekerlekli loader'mış, 15 ton. Yükümüzü de aldık. Hayırlısıyla gideceğimiz yere kadar gideriz. Zaten çok fazla gideceğimizi bir zannetmiyorum. Ama zaten dediğim gibi videonun başında da aracı tanıtmaktı. Sizlere aracı göstermekti. Bu arada arkadaşlar en başta göstermem gerekiyordu. Bir saniye hemen onu da göstereyim sizlere. Çekici galerisine gidiyorsunuz. Mod bayisine eriş. Buradan Volvo'yu seçtiğinizde iki çeşit geliyor. Bilginiz olsun. X-Lash kabinle normal kabin olarak geliyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Hatta şunu da şöyle göstereyim. X-Lash kabin bu şekilde. Yani basık oluyor, normal oluyor. 6x4, 6x2, 6x2 normal, yine yüksek indir bindirli. Low dash dediği büyük ihtimal basık. Onu da kullanabilirsiniz. Motorları aynı. En yüksek motoru 500 beygir var burada. Vites olay, şanzıman aynı. Yine özel ve normal var. Renk çeşitleri bu şekilde. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Yani teperan, reflektörler, çakar lambaları daha doğrusu, bunlar var. Şu aynı zaten. Yine tepe deflektörleri yine aynı. Böyle bu şeyle değiştirebiliyorsunuz. Yani eklentiler yaptırabiliyor. Boyalı boyasız halleri var. Yani buna Volvo'nun yeni kasası, öyle söyleyeyim. Yeni kasa görünümü 2000 artık 10 mu 11 mi öyle bir diyebilirim. Yani bunları da bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Yine 3 çeşit farları var. Lastik çeşitlerine geldiğimizde lastikler aynı. Değişen lastik çeşitleri yok zaten. Jant çeşitlerimiz aynı. Yanlar, ön çamurluklu, arka çamurluk değişiyor. Sadece bunda yan eklenti eklenmiş. Bu şekilde yan eklenti yapabiliyorsunuz. Arkaya baktığımda yine stok lambaları, led lamba. Diğer normal Volvo'nun küçük ve büyük olmak üzere değişik şeyleri var. Paspasları. Yine yan deflektörler yine aynı. Yarım ve tam olmak üzere. Yine AdBlue var. Şunu kapat abi. Yani AdBlue de burada. Yani bu da bu şekilde güzel bir görünümü var bunun da. Yine ön arkayı, ön güneşliği değiştirebiliyorsun. İki çeşit güneşliği var. Tepeyi değiştiremiyorsunuz. Yani yine şeyleri eklediğinizde bozuyor. Şunu eklediğinizde değiştiriyor. Bilginiz olsun. İçine geçtiğim zaman sade. Yani diğeriyle aynı. Hiçbir farkı yok. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yolumuza devam edelim. Yine birkaç tane çekeceğim araç var. Onları da şu an ilerleyen zamanlarda çekeceğim. Araç çalışmıyor. Bayağı bir yordu kendini herhalde. Büyük ihtimal şanzımanlarda 12 fites olayları büyük ihtimal motor sesiyle alakalıdır. O yüzden eklemişlerdir. Çünkü o kadar ses, hepsi aynı 12 fites. O yüzden büyük ihtimal dediğim gibi sesle alakalıdır. Aracın normal kornası da bu şekilde, orijinal kornası. Yalnız aracı bayağı bir vuruyoruz. Şu basma olayına ben bir bakayım abi.
Kaldır abi. İyice kaldıralım ki. Araç hemen stop ediyor ya. Araç birinci viteste çok fena boğuluyor. Artık C1 ile normal 1'e çekelim abi. Normal 1'de biraz çıkarayım aracı. Oradan sonra bir 4. Biraz zorluyum tırı. Bakalım çıkabilecek mi? İlerleyen yollar bayağı bir güzel yollar. O yüzden biraz hızlı gitmek istiyorum. Kornası biraz farklı duruyor. 5 çeker mi çekmez? Yok abi, vites şanzıman olayı biraz karıştırıyor. Hadi oğlum. Bir anda 1, 2, 4, 5, 6, 7 yaptım direkt. Bu burada kafayı vurur. Biraz ağırdan alalım abi. Şöyle topraklı orman yollarından. Hemen kafa sallıyor ya. Çok kafa sallıyor ya. Arkadaki yük bayağı bir ağır. O yüzden kendini kaldıramıyor. 1, 2, 3, 5 yapalım abi. O rampaya kadar bir çıkarsın kendini. Çünkü bayağı bir sıkıntı yaratıyor. Ver abi 5. Bu sefer vitesi kellemeyeceğim. Direkt kendini bassın diyeceğim. Ama 5'lik 40 beygir normal. Yani bu 15 ton için bayağı bir normal. Ne çok fazla ne çok az. Orta seviyede şu an. Ama yine de bazı yerlerde takılıyor. Sonuçta low back dorse taşıyoruz. Yükümüz ağır. Ön taraf biraz DM yapıyor. Kendini çekmiyor. Bayağı bir geriye düşüyor. Ama motor gücü bir tık zayıf kalıyor sanki. İleride bayağı güzel dediğim gibi yollar var. Bir otomana falan çıkalım. Tek şeritli giriş gelişli güzel bir yollar var. Retarderimiz var. Şuradan tam sağa uğur çekeceğiz. Sinyalimizi verelim abi. Sol tarafa bakalım. Hadi şükürler olsun. Bu rampayı 7 ile çıkar mı çıkar mı diye tahmin ediyorum. Bayılırsa yine düşürürüz. Yolları umarım beğenmişsinizdir. Bayağı bir güzel yollar. Fazla zorlamasını istemiyorum da. 7'den aşağıda çok fazla bayılıyor gibi. Böyle virajlı virajlı yollar, keskin virajlar. Burada araç gelmeden abi şöyle. Şöyle geniş geniş alacağım. Abi gelme ya. O kadar lüks araç da orada ne işin var senin? Gözünü yedeyim. Uf, efsane bir ses çıkardı. Böyle retarderi açacağım.
Bayağı bir güzel bir retarder dinledik arkadaşlar. Aracı da 12'ye verdim. Yalnız burada 12'ye verirsek sıkıntı. Çok fazla basmayacağım. Bayağı keskin virajlar var. Şu araç bir dönsün, ben biraz daha yavaşlayayım. Aynen. Şöyle baktığım kadarıyla araç gelmiyor. Burayı geniş alabilirim. Geniş al abi. Al 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 al. Allah'tan tır gelmiş. Araç çakarı var. Güzel. Polis çakarı yapmışlar. Biraz farklı çalıyor ama güzel. Hoşuma gitti. Yollar bayağı bir güzelmiş. Muazzam yollara girdik çıktık. Bir tık daha yavaşlayalım abi. Yavaş yavaş. Soldan şöyle gireceğiz. Bunun arka tekerleri dönüyor mu acaba? Böyle bir baktığım kadarıyla aynen dönüyor. Kaza yapmayalım da. Fazla da genişten almamıza gerek yokmuş. Arka tekerler dönüyormuş. Buralarda onda çekiyor. Çok rahatlıkla bir onda çekebiliyor. Sorun yok. Retarder açtığımız zaman sağ tarafta da hemen ışığını yakıyor. Şimdi buradan sağdan gireceğiz abi. Buradan mı bir sonrakinde? Bir sonrakinde. Sinyalimizi verdik. Buradan gireceğim. Şöyle geniş döneceğim. İlerisi bayağı bir sıkıntılı. Sinyalimizi kapatalım. Şu rampayı çıkarız. İlerleyen yolda bir yerde dururum artık. 5'te de çok rahat çıkıyor. Yani 7'ye kadar da çıktı. Güzel. Bir sıkıntı yaratmadı. Çıkabildiğimiz kadar çıkalım abi. Yol şu an boş. Buradan otobana giriyoruz. Şu an bayağı bir yolumuz var zaten. Belki devamını çekebilirim. Eğer devamını çekmezsem farklı bir araç çekerim. Ya da başka bir yerde çekerim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz de sağ üst kartlardan abone olabilirsiniz. Discord adresimize de gelip oradan bizimle oyun oynayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şöyle tüneli falan geçelim. Boru sesi gibi bir ses yapıyor ama hiç farklı bir sesi. Şöyle haritayı şu şekilde bir açayım abi. Bir saat bir dakika diyor. Önümüzde de bir şey yok ki. Artık bir kenarda duracağım. Çünkü petrol baktım ama bayağı bir mesafede var gibi gözüküyor. Önümüzde virajlı yine yollar var. Oralara bakacağım.
Şu an hız limiti 90 diyor. Biraz 100'e dayandım. Ama yapacak bir şey yok. Nereye kadar biraz gideceğim. Durabileceğim yer bakıyorum. Burada yavaşlayalım abi. Bizi U çektiriyor. Sıkıntı yaratmasın. Yine ikinci bir otobana çıkıyoruz. Şöyle dönelim abi, U çekelim. Yol burada bitiyor. Sanki burada bir yol vardı ya. Sağdan gelen yok. Sol taraf zaten sıkıntı değil. Buradan otobana bağlıyor bizi. Ben şurada durayım abi. Hiç şey yapmaya gerek yok. Biraz daha girelim. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.